7.000'e yakın mağdur ve kaybedilen milyonlarca dolar para. Alanya merkezli bir yatırım şirketi iddiaya göre yüksek kar vaadiyle kandırdığı binlerce kişiyi dolandırdı. Varını yoğunu kaptıran mağdurlarsa şimdi bir araya gelip şikayetçi oldu. Bizim psikolojimiz bozuldu. Hep para istediler, hep para istediler. 148.016 dolar. Kaybettiniz. Yeter artık, çok yorulduk, çok yıprandık, çok mağdur olduk. Amaç paralarına para katmak, yüksek kar elde etmekti. Ama eldeki avuçtaki de gitti. Mağdur sayısı binlerce, vurgunun boyutu milyonlarca dolardı. Sadece bu 200 mağdurun kaybettiği para 2.300.000 dolar. 6.521 kişi var mağdur olarak. Konya'dan, Bartın'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, hatta Fransa ve Almanya'dan bile İstanbul'a gelen var. Öyle ki onlar yatırım mağdurları. Türkiye'de girmedikleri köy, il, mezra, ilçe kalmadı. Her bölgeye girildi. Bizi şöyle kandırdılar, 1+1 ev vererek. 6.521 kişi Alanya merkezli yatırım şirketine giderek iddiaya göre dairelere ortak oldu. Eşimiz, dostumuz, giren arkadaşlarımız vardı. Ona istinaden girdik bir güven amaçlı. Turizm amaçlı o mülklerin gelirlerinden de ortak pay aldılar. Ama uzun sürmedi. 6 ay ödeme düzgün bir şekilde yapılmış. Ama 6 ayın sonunda belli bir meblağa gelince bu patlak veriyor. Göz boyamak için belirli bir süre paralarını aldılar. Ama o süre bittikten sonra hem paralarını alamadılar. Köylüden ucuz arsa alıyoruz, ev yaptırıp müşterilerimize satıyoruz dediler. Dağınık bir durumdayız. Şirket yetkililerini aradılar ama aldıkları yanıtla şoke oldular. İstediğiniz yere şikayet edin. Sizin elinizde hiçbir belge yok. Hiçbir şey ispat edemezsiniz dediler bize. Bu iş doğru değil, anladım dedim. Anladı ama maalesef Mehmet amca tam 150.000 dolarını kaybetti ve şu anda her kuruşu onların elinde. Hiçbir kuruş alamıyorum. Var olan evim gitti, kirada oturuyorum. Gitti. Paramız gitti. Üstelik onları dolandıran şirket hala mağdurlara eklemeye devam ediyor ve aktif olarak da bu işi yapıyor. Yatırım danışmanlığı adı altında aslında yapılıyor bunlar. Şekiller değişiyor ama aslında değişen bir şey yok. Mağdurlar şimdi savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yargıdan çıkacak kararı bekliyorlar. Artık lütfen yani şu dolandırıcılar artık bıraksın insanların yakasını. Yeter, günah yani. Hep dolandırıcılar mı kazanacak?